Eser sahibi fikir sanat eserleri kanununa göre eseri meydana getiren kişidir. Eseri tek bir kişi meydana getirirse zaten bir sorunumuz yoktur bu anlamda. Birden fazla kişi eser meydana getirirse birkaç ihtimal üzerinde durmak gerekir. Fikir sanat eserleri kanununa göre işçi-işveren ilişkisiyle bir işverene bağlı olarak çalışan kişinin meydana getirdiği eser üzerindeki maddi haklı, mali hakları kullanma yetkisi işverene aittir. Dolayısıyla işçilerin meydana getirdikleri eserlerdeki mali haklar birden fazla işçi de olsa, tek bir işçi de olsa işverene ait olacaktır. Onun dışında yine fikir sanat eserleri kanununa baktığımızda birden fazla gerçek kişiyi bir eser meydana getirmesi için bir araya getiren kişi, ki bu tüzel kişi de olabilir, gerçek kişi de olabilir. Örneğin yapımcı. Örneğin birden fazla kişiyi bir araya getirip bir proje gerçekleştirmesine örnek olan kişi, mali hakları kullanma yetkisine sahip olacaktır. Fakat bu durumda tabii ki manevi haklar devredilemediğinden meydana getiren kişilerin hepsi manevi haklara sahip olacak. Onun dışında bağımsız olarak 3-4 kişinin bir araya gelip eser meydana getirmesi durumundaysa bu kişilerin meydana getirdiği eserin ayrılmaz olarak bir bütün olup olmadığına bakmak gerekir. Burada ayrılmazlıktan bahsederken fiziksel ayrılmazlıktan çok ekonomik ayrılabilirlik ya da ayrılmazlıktan bahsediyoruz. Örneğin bir yazılımda kodun hangi bölümünü kimin yazdığını çeşitli şekillerde belirlemek mümkündür. Ama baktığımız zaman aslında kodu kimin yazdığı belli olsa bile belli kod parçalarını ayırmanın ekonomik olarak bir önemi olmayacaktır. Ama diyelim ki bir bilgisayar oyunu yapıyorsunuz. Bunun müziğinin ekonomik olarak bir değeri vardır. Buradaki karakter çizimlerin ekonomik değeri vardır. Buradaki engine'in, motorun bir ekonomik değeri vardır. Dolayısıyla bunlar ekonomik olarak ayrılabilir parçalardır. Eğer böyle bir ayrılabilirlik varsa herkes kendi eseri üzerinde eser sahibi olacaktır. Eğer ayrılamazlarsa bir ortak eser sahipliği vardır. Ortak eser sahipliği adi ortaklığa benzer. Yani şöyle düşünebiliriz, miras şirketi. Babanızdan, annenizden bir miras kaldığında üç kardeş bunun üzerinde nasıl el birliğiyle sahipse, burada da ortak eser üzerinde el birliğiyle sahiptir.